Necla Özgen. Biz 5 yıldır bazlama işiyle uğraşıyoruz. Bu son zamanlarda bir mor ekmek çıkmış. İlçe Tarım Müdürümüz bize bu öneriyi sundu. Biz de sıcak baktık, beğendik, hoşumuza gitti. Bu mor bazlamayı, Kızılcahamam'ın bazlaması meşhur olduğu için biz de bazlamada yapalım dedik bunu. Denedik, beğendiler. Herkes, Kaymakam Bey'imizin, başkanımızın çok hoşlarına gitti. Yapmayı düşünüyoruz inşallah. Güzel dönüşler olur. Mor sebze meyvelerin karışımı var. Bu mor havuç, kırmızı pancar, mor lahana, yaban mersini, o tür meyvelerin özü var bunun içerisinde. Onları kaynatıyoruz, suyunu koyuyoruz. Ayrıyeten kendi özü, postası, her şeyini koyuyoruz onu. O da ekmeği çok faydalı bir hale dönüştürüyor. Özellikle bu şeker hastalarına çok tavsiye ediyorlar. Tansiyon hastalarına. Yani sağlık açısından çok faydalı bir şey. Bazlama'nın başkenti Kızılcahamam'da sizleri mor bazlama dediğimiz yeni bir ürünümüzle selamlıyoruz. Yaptığımız incelemelerde son yıllarda özellikle Japonya'da zorunlu olan mor ekmeğin bir benzerini İstanbul Üniversitesi Profesör Doktor İsmail Kaya ve yönetiminin yapmış olduğu bir mor mix projesiyle biz de ilçemize yakışan Bazlama'nın başkenti olarak tanımladığımız Kızılcahamam'da mor bazlamayı geliştirmeyi düşündük. Bu anlamda bugün burada sizlerle beraber mor bazlamanın yapılışına eşlik ediyoruz. Glisemik endeksi düşük olduğu için %20 oranında daha geç acıkmaya neden olan mor ekmeği mor bazlamaya çevirdik. Bu anlamda diyabet hastalarımızın ve obezite problemi yaşayan insanların Kızılcahamam'a gelip mor bazlamayla tanışmalarını bekliyoruz. Öncelikle hepinizin bildiği gibi Kızılcahamam Türkiye'nin termal cenneti, Ankara'nın termal cenneti, yeşilliğiyle ünlü ve ayrıca bazlamasıyla ünlü olan ilçemizde. İnşallah bir ilk olarak bazlamada mor bazlamayı üretti arkadaşlarımız. Ben bu müteşebbis arkadaşlarımızı ve bunu destekleyen ilçe tarım müdürümüzü, Kaymakam Bey'imizi çok teşekkür ediyorum. Bu mor bazlamanın üretimine verdikleri destekten dolayı. İnşallah bundan sonra piyasada normal bazlamanın yanında mor bazlamayı da bulacaksınız ve diyabet hastaları özellikle bu bazlamadan istifade edecekler. Ben ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Müteşebbislerimizi tekrar tebrik ediyorum. Kızılcahamam'dan herkese farklı bir ürün sergilemek istedik. Şu anda glisemik indeksi düşük bir bazlamayla biz de en azından destek olmak istedik. Biliyorsunuz Kızılcahamam bazlamanın başkenti. Mor bazlama sayesinde içerisinde bulunan mor meyve ve sebzelerin karışımlarıyla çok daha güzel, daha farklı, en azından uzun süre tok tutan sağlıklı bir bazlama üretildi. Necla Hanımlarla beraber bu konuda çalıştık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizlere destek veren Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeah.
mor ekmeğimizde herhangi bir kimyasal madde karışımı olmadığının belirtisi. Limon sıktığımız zaman rengi anında pembe renge dönüşüyor. Herhangi bir katkı maddesi, bir kimyasal madde hiçbir şey olmadığının belirtisidir bu.